Arkadaşlar, Matta'nın kar çorabı dağ başında bir yerdeyiz. Böyle her taraf bembeyaz kar. Deneme amaçlı bir takayım dedim. Şimdi takma aşaması ilk önce bu şekil geçiriyoruz. Şimdi öbür tekeri de yarısına kadar geçireceğim. Aracı az öne alacağım. Sonrasında arka tarafını da geçireceğiz. Ve bir deneyeceğiz bakalım ne yapıyor ne yapmıyor göreceğiz. Bu tarafı da taktım yarıya kadar. Az aracı öne alacağım şimdi. Sonrasında diğer tarafını da iç geçireceğiz. Tekerle yapması biraz zor oluyor ama evet, bu şekilde burayı taktık. Bunu da buradan. Şöyle. Evet, oldu gibi. Bakalım karşıya doğru çıkıyor. Araç zaten normalde 4 çeker. Bir sıkıntısı yok ama buz olduğu zaman şu an mesela yerler buzlu. Buzla mecburen kayıyor. Patinaja düşüyor. Altındaki lastik de ekstrem lastik olmayınca veya çivili lastik olmayınca sıkıntı yapıyor. Bakalım göreceğiz. Bir fark var mı yok mu? Birazdan belli olacak. Rampa burası. Dik. Sanki biraz fark etti gibi. Yani pek zorlanmıyor gibi diyecektim. Arkasını attı. Tabii şu an 4 çeker low'da, ağırda. Gayet de güzel çıkıyor hiç zorlanmadan. Şimdi şurada az bir düzde durmasaydık iyiydi. Düz bir yer bulup bir kontrol edeceğim ama düzde bir yer. Az ileride bir dururuz bakalım. Kanala da düşürmek istemiyorum aracı, yoksa çıkamayız. Kanalda kaldığımız zaman. Şöyle bir durayım. Evet, şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Attığımız gibi gevşeme mevşeme bir şey olmamış. Az önceki dik rampayı çok rahat çıktı. Önümüzde rampa ve viraj. Bir de orada deneyeceğiz bakalım. Yani buzda daha çok işe yarasın diye aldık zaten, karda zaten yürüyor araç da. Sıkıntımız buzda. Bakalım ne yapacak. Devam edelim. De güzel yürüyor. Tepe mepe dinlemiyor arkadaşlar. Çekişi. %80 etkiledi diyebilirim yani. Gerçekten çekişine %80 fayda etti gibi.
Sallanmadı araç. Patinaja falan düşmüyor zaten. Bana mısın demedi. Aşağısı bayağı bir buzlu. Arada sırada bir sarar gibi yafıyor dört çekerden dolayı ama gidiyor. Yolda bozuk öyle şey gözüktüğüne bakmayın. Tümsekli, tepeli. Yolun sonunu da hiç bilmiyorum nereye kadar gidiyor. Şansımıza iyi bakalım, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yapma. Artık gayet de güzel çıktı. Kar çorap bizden onayı aldı arkadaşlar. Tabi ne kadar dayanır onu bilemiyorum. Bunu şey yapınca göreceğiz. Kar var şu an. O 40 santim falan. Bir yerde durayım, bu kadar çekme. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor bu tarafta. Bu tarafına bakalım. Burada da bir problem yok gibi. Yani dağın zaten yarısını çıktık şeyin. Rampanın ana yolu aşağıda kaldı. Biraz daha gideriz. Sonra bir yerde bir dururuz. Evet, aşağı Samet Usta arkadaşlar. Burası daha böyle gidiyor ama gördüğünüz gibi burada bayağı bir önceden şeylenmişler. Çıkamamışlar bu aşağıda. Biz de ondan çıktığı yeri çıktık ama ben ne olur ne olmaz diye ileri devam etmedim. Çünkü daha önceden araç yürümemiş. Ciddi de kar var. Batarsak çıkarsak orada kimse bizi kurtaramaz. Onun için buraya kadar geldiğimiz yeter. Buradan dönelim. Başka bir tarafa bakalım. Evet. O arkadaşların kaldığı yerden biz de döndük. Daha ileride yol açılmamış. Bizim lastiklerle orayı açmamız da zor zaten. Onun için daha fazla zorlamadık. Ama kar çorabı benim gözümde rüşvini ispatladı arkadaşlar. Yani gerçekten fark ediyor karda ve buzda daha önemlisi. Çünkü karda zaten araç bir şekilde yine yürüyor da ama buz olduğu zaman lastik tutmuyor. Aşağısı Ahmet Usta tarafı. Böyle. Bu tarafa da kimse gelmemiş işin şansımıza. O tarafa hiç giden yok. Yol ayrımından bu tarafa hiç kimse gitmemiş. Evet, o tarafa giden olmamış. Bizim gibi orayı zorlamışlar. Aynı yerde kalmışlar. Aşağısı bayağı bir uçurum ve yolda biraz donlu. Normal lastik olsa çoktan kayardı. Mecbur yavaş iniyoruz. İkinci viteste ağır lovda. Ekip olsa birileri yanımızda, onlar sabahtan çıktılar, biz yetişemedik. O zaman çok endişe etmez insan da, tek olduğu zaman mutlaka batırırsam kalırım uğraşırım diye sakin kullanmak zorunda kalıyor.
Evet, Ahmet Usta geçidine indik tekrardan. Artık çorapları sökebiliriz. Tabi sökmesi biraz daha tahminim zor olacak gibi düşünüyorum ama bakalım. Şansımızı deneyeceğiz şöyle. Yok, çok da zor olmadı. Gayet de kolay çıktı arkadaşlar. Tabii şurada dönme yönü var. Bakın ok işaretiyle. Bu önemli tahminim. Vatandaş onu oraya boş yere koymamıştır. Normalde bunun eldiveni falan da var da. Ben şimdi 2 saat eldiven takacağım edeceğim. Uğraşmak istemedim. Şimdi ikisini de kenara böyle alta aldık. Arabayı az öne alacağız. Az öne aldıktan sonra çıkaracağız. Evet, mümkün olduğu kadar suyunu akıtacağız. İçinde bir poşet gibi bir kutusu vardı. Onun içine koyacağız arkadaşlar. Eve gidince yıkayıp onu güzel kurutmak lazım. Tekrardan kullanabilmek için. Yoksa zamanla çürür tahminim. Kutusunda şöyle bir tane de bir kabı var. Poşet olsa sanki daha iyi olurdu gibi de. Çünkü su geçirmezdi. Bu su bir geçirecek bir şeye benziyor. Daha önceden de poşet var diye şikayet etmiş arkadaşlar. Ama bence poşet daha iyi.